şehitlerimizin kanıyla sulanan bu bayrağı, vatanımızı, bağımsızlığını temsil eden bu bayrağı hizmet vererek dalgalandırmak için size teslim ediyorum. Öpeyim. Ayrıca sizler Gençlik Haftası vesilesiyle birçok etkinlikler oluyor. Toroslar'da güzel bir etkinliğin ve alanın içerisindeyiz. 94 okulumuz mezunu Sayın Belediye Başkanımız Aziz Afşin tarafından yeniden restore edilerek kullanıma açılmış bir karargah. 1975 doğumluyum. 47 yaşındayım şu anda. İlkokulu bir kısmını Kuvayi Milli İlkokulu'nda, bir kısmını Atatürk İlkokulu'nda, Toroslar'da tamamladım. Sonra İç Anadolu Lisesi'nde okumaya başladım. Edebiyat bölümünde okudum. 94 yılında mezun oldum. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Yaklaşık 20 yıl demir-çelik sektöründe şirket avukatlığı yaptım. Dünyanın değişik ülkelerine gitme fırsatım oldu. 2019 seçimlerinde de Toroslar Belediye Başkanı olarak seçildim. Toroslarlıyım. Bir tarafım Toroslar Aslanköy, bir tarafım Musalı Köyü. 3 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Burası bizim için çok önemli. Bu yıl 3 Ocak'ın yani Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında 3 Ocak'ta buranın açılışını yaptık. Niye buraya karargah dedik? Buranın birkaç özelliği var. Yaklaşık 200 yıllık bir bina. Önce ev olarak yapılmış. 1918 yılında Fransızlar ve İngilizler Mersin'e asker çıkardılar ve sadece Mersin'i değil, bölgedeki tüm illeri Mersin'den çıkardıkları askerlerle işgal ettiler. Adana, Antep, Maraş ve benzeri. Burayı da, bu binayı da işgal ettikleri süre boyunca yaklaşık 2,5 yıl Mersin işgal altında kaldı. Burayı da karargah olarak kullandı Fransız kuvvetleri. Daha sonra Kuvayi Milliyeciler bir araya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından sonra da biliyorsunuz Kuvayi Milliye Dernekleri birleştiler. Vatan savunması yaptılar. Fransızlar Mersin'i terk ettikten sonra da yani 3 Ocak 1922'de de burası Kuvayi Milliye Karargahı olarak kullanılmaya başlandı ve devam etti. Biz şunu gördük. Öncelikle 2,5 yıl kadar burada Fransız bayrağı dalgalandı. Onun üstüne Türk bayrağı çekildi dedelerimiz sayesinde. Ki benim dedem de babamın babası da Kuvayi Milliye gazisidir, Kurtuluş Savaşı gazisidir. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı şekilde taşımaya, o misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz. Mersin gibi bir yerde böyle bir kurtuluş mücadelesi verilmiş olan bir şehirde Kuvayi Milliye Müzesi'nin olmamasını biz büyük bir eksiklik olarak gördük. Ve bu verilen mücadelenin bilinmesi, anlaşılması ve buna devam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mersin'i İngilizler, Fransızlar işgal etti. Kaylakeşlik köyünden maaş almaya giden kocası Bir Dünya Savaşı gazisi olan bir teyzemiz Çavuşlu'da Ermeni çeteleriyle karşılaştı. Ülkemizi bölmek, parçalamak, işgal etmek çabası aynı şekilde devam ediyor. Bir taraftan da kültürel emperyalizmi devam ediyor. Buna karşı uyanık olmamız gerektiğini düşündüğümüzden, bu konuya önem verdiğimizden burayı düzenledik. Bugün burada olmanızdan mutluluk duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. İhaleli olmanız ayrı bir ayrıcalık, ayrı bir özellik. Avukatken nasıl belediye başkanı olduk? İl başkanı olarak atandım. Ondan sonra da belediye başkanı adayı oldum. Sonra aday oldum. Sonra seçime girdim 31 Mart 2019'da. Seçimi kazanıp belediye başkanı oldum. Yine diğer tarafta Veli Haşim Çiftçi. O da Mersin Musalı Köyü'nden. Dostok Oran Mühendisi komutanı.
O da 1928'de rahmetli olmuş. Azmi ve cesaretine meydan okuyan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Jandarma bölük yüzbaşıyla görüşerek depodaki silahların bol cephaneyle Mersin'i işgal. Aradan çok geçmeden 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Evet, Milli Kuvvet. Kuvayi Milliye Milli Kuvvet demek. Kullanılan tüfekler var. Üsttekiler şu anda kurulu bulunan Türk devletleri. Arkadakiler de tarihte kurduğumuz 16 Türk devletinin bayrakları.